GTT Gen 2'ne başlamış buraya. Bana yardım için gelmiştir. Yok, tek bir hareket yok. O eskiden değil. Gelirleri ise belli. Fakat kurumdakiler, onlar mezun oldukları zaman yemin ediyorlar insanlığın iyiliği için diye. Ve bu şeytanlığa uyuyorlar. Okumuş biri olarak onları alışıyorum. Onlardan çoğu da aynı diğerleri gibi kendini satmıştır. Fakat beklesinler görsünler. Bu gördükleriniz şeyler gözünüzün gördüğü kadar aslında sıfır. Bir gün gelecek, bu görüntüler değişecek. Bekleyin görün. Bir gün gelecek, hesap vereceksiniz. Yöneticiler, yetkililer, şu anki kandırmaca görüntü eskileri
Yok. Acıyorum size. Çünkü inancınız yok. Kitapta yazanlara inanmıyorsunuz. Okumuyorsunuz. Ve bu şeytanın peşinden koşturuyorsunuz. Kendi kardeşlerinize, babalarınıza, ananıza kıyıyorsunuz. Bebelere, gençlere, ve diğer bu oyuna uyan, Allah'ın güç verdiği yetki sahipleri, sistemi görmüyorsunuz. Açıyorum sizlere. Böyle psikolojik oyun için bu şeytanın yolundan giderler. Ne için? Ne diyeyim be? Her şey bittiği zaman ne yapacağım ben? Açacağım mı yoksa alkışımı tutacağım? Kendim bile aynı çukurda olduğum halde belki yazıklar olsun, kör falan değilsiniz. Baskıları, şeytanlıkları, pislikleri, virüsleri, parazitleri, mikropları kasıtla bilerek yapıyorsunuz. Kurduğunuz kumpaslarla, iftiralarla aile parçalıyorsunuz. Hayatlar mahvediyorsunuz. Büyü yapıyorsunuz. Çünkü her pislik bir büyüdür. Başka büyüleri de gördük. Diğer büyüler ise var. Şeytanın yolundan gittiğiniz için bunu biliyorum. Kanıtını da gördüm. Tarotlar, marotlar.
yapma, şüpheniz olmasın. Evet, fışkırt oralara gidecek. Fısıldama mı duydu? Balkona çıktı mı duydu? Evet, güle güle, hayırlı işler. Aynı zamanda kedi hareketi. Hiç şaşmaz. Çık sen onu kovalamaya çık. Sonra o geliyor, onun üstüne de git. Plan bu. Şüpheci takıntı. Her zamanki senaryo. Hiç değişmiyor senaryoları. Ve sivrisinek karşısında. Askerlerimiz diyorlar bunlara.
Giden hayvanlar, hayvanlar, hayvanlar evin önüne. Pislikler. Aynı şeyi doğum hastanesinde yapıyorlar. Tahminen aynı şeyi her hamile kalana yapıyorlar. Çünkü kayıtlarına ulaşıyorlar. Sağlık sektöründe bunların çoğu. Evet, Allah'tan korkan makam sahipleri var mı? Varsa bir el altın. Yoksa sonunuz belli. Böyle, böyle bunlar be. Bakın yani gözümün önünden ayrılmadı. Aynı yerde heykel oldu. Pencereyi açayım kaçacaktır. Kaçmıyor. Gebersin o zaman. Çünkü o yapma. Yapma bir sinek. Aynı işlemi o kedi de yaptı. Ve gideceği yer belli. Kokusu kusacak gibi yapıyor insan.
Sizler bu şeytanlığın kökünü kurutabilirsiniz. Eğer yapmayacaksanız her yere ilan verin. Bu şeytanlığın askerleriyiz diye. Buradan da frekansı hissediyoruz. Yemin ederim düz tutuyorum. Kedi kanalın üstüne oturmuş bir heykel. Bir tane daha oradan sıçıyor. Ve onları oynattılar. Frekansı. Hissettiğin frekans buydu. Kedileri gütme frekansı. Bir tane daha geldi. Bana doğru bakıyor. Bakalım ne olacak? Ağaç kokuyor. Yağmur, pardon, su borusuna sıçmaya geldi. Evet, gerçek başladı. Frekans buydu. Kedi işi. Hareketlere bakın. Askerleri. Masumca. Bu hayvanları sevmiyorum. Bütün gece buraya dadandılar. Böyle güç gösteriyorlar. Frekans vurdu kameraya. Işık gitti. Gelin hepiniz pencerenin yanına. Sen de gel kedicik. Askerleri bunlar. Parazitli mikroplu bir yüzlü askerleri. Bekçiliği mi yapıyorum? Şimdi de mağara operasyonu başlatıyoruz. Patlattı, kaçtı. Karşıda ağaçın dibine benge kuruldu. Hayır, buydu ben. Buydu ki.
kesin. Kuaför pazar sabahı mekan erken açtı. Bir tane de benzerimin karşısında nöbette. Özdemir'in kedisiydi.